bayağı soğukmuş. Ara ara yağmur atıyor. Umarım çok ıslanmayız. Gidip arkadaşımı bekleyeceğim. Üsküdar'da buluşacağız. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Evet arkadaşlar, İstanbul'da ilk yol videomu çekmeye başladım. Çok heyecanlıyım şu an. Çünkü geleli zaten 3-4 ay falan oldu. Trafiğe, İstanbul'a çok alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çanakkale gibi aşırı sakin bir yerden İstanbul gibi aşırı yoğun bir yere geçtiğiniz zaman alışma süreci bayağı uzun sürüyor. Bir de ben daha önce İstanbul'da hep otobüsle, minibüsle yolculuk ettiğim için yolları da asla bilmiyorum. Yani minibüs, otobüs güzergahını biliyorum ve genelde oradan gidiyorum. Öyle bir problemim var. Minnoş bir amca geldi. Zar zor konuşuyor ama anlayamıyorum adamı zaten. Dedim kameramı kontrol ediyorum. Bir şey sordu. Hani ne yapıyorsun mu dedim acaba, anlamadım. Kameramı kontrol ediyorum dedim. Maşallah dedi, çok güzelmiş motorun dedi. Ondan sonra kadın motorcu da ilk defa görüyorum dedi. Yok dedim amca, çok var aslında. Aa, bana denk gelmemiş dedi. Buralarda pek, doğru söylüyorsun, buralarda pek yok ama çok var. Allah kaza bela vermesin kızım dedi. Öyle gitti. Çok şeker bir amcaydı gerçekten. Hangi yoldan gitsek ki? Sizi biraz gezdireyim. Bu esnada ben de anlatacağım şeyleri anlatırım. Bütün İstanbul'u gezersek zaten anca bitiririm anlatacağım şeyleri. Nereden başlayalım? Şimdi nereden geldim İstanbul'a? Allah kahretmesin, bu kısımdan başlayabiliriz. İstanbul'a gelmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü İstanbul inanılmaz yoğun bir şehir. Seni önüne katıp götüren bir şehir. Bayağı problem yaratan bir şehir. Hele ki Çanakkale gibi minnoş bir yerden sonra bir 5 sene kadar Çanakkale'de kaldım. Ve çok alıştım. Yani lisedeyken ben Sultanahmet'e gidiyordum. Okulum oradaydı ve yaklaşık sabahları 1 saat tek vesait gidiyordum. Akşamları 2 ya da 3, 2 vesait, aynen 3 değil. 2 vesait geliyordum ve 3 saati buluyordu. Ve 4 sene boyunca saat 3.30'da okuldan çıkıp 6.30'da eve geldiğin zaman İstanbul'dan nefret etmek için bayağı bir sebebin oluyor. Ve Çanakkale'ye gittiğimde aşırı komik bir olay daha yaşadım. Ben size böyle aşırı komik olaylarımı anlatacağım zaten bol bol. Şöyle oldu, benim kuzenlerim falan Çanakkale'de, biz aslen Çanakkale'liyiz. Ve oraya gittiğim zaman okulun konumunu konuşuyoruz. İşte çocuk dedi ki, ya dedi sizin okul dağın tepesinde dedi. Ben de tabii bir İstanbullu olarak, aha dedim, biz şehir içindeki yere 3 saatte gidiyorsak ne kadar sürüyor dedim, 3-4 saat mi sürüyor? Şaşırdı bayağı böyle bir yorum yaptığım için. Yok ya dedi, ne 4 saat, işte en fazla 15-20 dakika sürer. Ya dedim, normalde dağın başında olmayan yer ne kadar sürüyor ki, yani orası 15-20 dakika sürecek. 5 dakika sürüyormuş en uzak yer. Dolayısıyla ben bayağı bir şaşırmıştım. Bu nasıl bir rüzgar ya? Geri atıyor resmen. Sonra üniversiteye başladık. Bir baktım en uzak yer hakikaten 5 dakika. Zaten okulla yurt arası 5 kilometreydi. Hatta 5 bile yoktu, pardon. Okulla merkez arası 5 kilometreydi. Öyle bir üniversite hayatı yaşadım. Elektrikli aldık bana o zaman. Her yer çok yakın olduğu için Çanakkale'de. Hiçbir problem yaşamadım elektrikli. Çok aşırı derecede yeterliydi yani. Sonra üniversiteyi bitirdim. Tabii Çanakkale'de iş imkanı falan yok. Yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansın ilk senesi, ders dönemini bitirdikten sonra bir teklif geldi İstanbul'dan. Staj yaptığım yerdeki mühendis bana bir arkadaşının yanında iş olduğunu söyledi. Gayet iyi bir firmaydı. Ben de dedim, Gözde, yapacak bir şey yok. Her şey İstanbul'da. Gideceksin. Ve o şekilde İstanbul'a geldim. İlk 1-2 ay boyunca
İstanbul'da otobüsle işe gidip gelmeye çalıştım. Ve inanılmaz derecede sıkıntı yarattı bu bana. Daha sonra babama dedim ki bu böyle olmayacak. Üstelik evle iş arası 10 kilometre falan. Yani 9 kilometre, 10 kilometre civarı yine yakın. Ama ters istikamet kaldığı için vesait yok. Elektrikli aldık gene, 10 kilometre gidiş 10 kilometre dönüş, sadece işe gidip gelirim. Çok bir şey zaten gezmem falan diye düşündük. Tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı. İstanbul'a gelmişsin. Altında motor var. Motor kullanabiliyorsun. Gezmeden olmaz. Neyse, babam buraları izlemez umarım. Sonracıma elektrikli yetmedi tabii. Mesela bir gün anahtarımı evde unutmuşum. Elektrikli motor yine var o zaman. İşe gittim. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İşten geri döndüm. İşten geri döndükten sonra geri işe gidemedim. Çünkü şarjım bitti. Sonrasında otobüse döndüm. Zaten hani bir yere gitmeye korkuyordum. Çünkü eğer ki yanlış bir yola girip kaybolursam bu sefer geri dönmek için şarjım yetmeyecek. Yani kaybolma lüksüm de yok elektrikli de. O yüzden sonra dedik ki 50cc motor alalım, araba ehliyetiyle kullanılıyor. En azından hani benzinli yani her türlü yeter. Tabii bu sefer, aha yağmur başlıyor, Allah kahretmesin. İşin içine şey girdi. Otoyollar, E5'tir, TEM'dir vesaire ya da otoyola çıkmasan bile boş yollarda sıkıntı yaşıyorsun. Şurada kenarda yağmurluklarımı mı taksam acaba? Islanırsam çok kötü olur ya. Tatlı su motorcusu değilim arkadaşlar. Yağmurluklarım, eldivenlerim, montum, her şeyim sağlam yani. Sadece motorun lastiklerini değiştirirsem çok daha rahat edeceğim. Çünkü fabrika çıkışı Dunlop lastikler var üstünde. Ve bana çok güven vermedi açıkçası. Yağmurda falan kullandım, kaymadı ama sanki yol tutuşu çok da iyi değil gibi. Ve birkaç duyumlarıma göre fabrika çıkışı lastikler en eski tarihli lastikleri veriyorlarmış. O yüzden birkaç lastik önerisi alırım yorumlarda. İyi olur. Şu an benim aklımda City Grip var. O değil, ben arkadaşıma haber vermedim. Kız benle nerede buluşacak acaba? Neyse, nerede kalmıştık? Lastikleri değiştirmeyi planlıyorum. Bana yorumlarda öneri yapabilirseniz ya da kendi kullandığınız lastiklerden memnun musunuz, neyinden memnun değilsiniz? Onları belirtebilirsiniz. Artı aklıma gelmişken yine ekleyeyim. İstanbul'a daha henüz alışma aşamasındayım arkadaşlar. O yüzden benden öyle yok top speed, yok bilmem ne stopi falan beklemeyin. Bildiğim yollar dışına pek çıkmayı sevmiyorum. En iyi yol bildiği yoldur. Çünkü biz babamla ne zaman şuradan gidelim kestirme desek kayboluyoruz. Ay babam kafamı kıracak. Kaybolmuyoruz da arkadaşlar, çünkü babam asla kaybolmaz. İstanbul'u avucunun içi gibi bilir yani. 50 senedir İstanbul'da adam. Dolayısıyla kaybolmuyoruz. Sadece yol uzuyor. Çünkü babamın da suçu yok burada. Yolu kapatmış oluyorlar. Başka yere vermiş oluyorlar falan filan. O yüzden yani. Yoksa bizimle alakalı bir şey değil. Babamla alakalı hiç değil. Tamamen Büyükşehir Belediyesi. Ay. Büyükşehir Belediyesi bunları duymaz değil mi? Aman Büyükşehir Belediyesi benim kanalımı mı izleyecek ya? Şu an o bir yıl hazırlandığımda dershaneye beraber gittiğimiz kızla buluşacağız. Tabii kızın bundan haberi var mı? Bilemiyorum. Ha, ben size şeyi anlatıyordum. İşte böyle 3 saat falan lisede yol sürünce Çanakkale'de ben kampüs içinde bir yurtta kaldım 2 sene kadar. Ve 5 dakikaydı. Yani bir tane küçücük bir yokuş vardı. O yokuştan aşağıya 5 dakika içinde indiğinizde hemen mühendislik fakültesi bizim.
oraya geliyordunuz. Ve işte 2 yıl orada böyle çok rahat şey yaptım, kaldım. Daha sonra İstanbul'a tabii ki çok da gelmek istemedim. Vizör buhar yaptı. O kadar çok konuşuyorum ki vizör bile dayanamadı artık. İstanbul'da eziyet çekmemizin en büyük sebebi bu toplu taşıma araçlarıymış. Yani mesela ben motorla her yere aşırı derecede rahatça gidiyorum. Bu yüzden şu ara İstanbul'u seviyorum. Son 3 aydır motorum var. Önceden nefret ediyordum. Yani bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki. Şimdi bir kitap kafeye gideceğiz. Bu Üsküdar'da Nev Mekan diye bir yer. Bayağıdır gitmeye çalışıyoruz. Her seferinde başımıza bir şey geldi. Yani gerçekten çok kötü olaylar geldi. Şaka değil bu. Merve'nin başına bir şeyler geldi. Ben bazı sıkıntılar yaşadım. Ya da hiçbir şey olmadı. Yağmurlu oldu. Hava çok bozuk oldu. Gidemedik. Bir türlü gidemedik. Artık bugün yağmur, çamur, kar tipi ne olursa olsun o mekana gidilecek. Nev mekana. Arkadaşlar şu an motoru park edip ben kaçıyorum. Benzinimi aldım. Uzun uğraşlar sonunda bir benzinci buldum. Biraz tur attım, gezindim, deniz havası aldım. Yağmur da başladı zaten. O yüzden motoru park edeceğim ve Nev Mekan'a gideceğim. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Desem de yalan olur. Değil. Ben anlatanı da bitiremem yani biliyorsunuz. Bunu her defasında dile getiriyorum. Ama şu anda sizi dedikodularımıza dahil edemeyeceğimiz için burada son veriyorum videoya. Sizi gezindiğim yerlerde çektiğim videolar ve fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Gerçi o videoları, fotoğrafları başa mı koyarım, sona mı, ortaya mı dağıtırım? Henüz ben de bilmiyorum. Artık nereye koyduysam izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Eğlenceli bir video çekmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. Malum arkadaşlar haftada bir gün tatilim olduğu için hani bunu kendime mi ayırayım, videolarımı ayırayım vesaire vesaire, aileme mi ayırayım, arkadaşlarıma mı ayırayım? Biraz sıkıntılar oluyor. O yüzden işe gidip gelirken de video çekebilirim. Eğer bu şekilde muhabbet videoları, sohbet videoları gelsin istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Ve artık gözde kaçar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hoşça kalın.